Dostlar selamlar. Daha önce Atomstack'in birçok lazer makinesini incelediğim videoları yayınlamıştım ama ilk defa bu kadar küçük bir modelini inceliyorum. Daha önceki modelleri genellikle 40 cm'ye 40 cm'lik kazım alanı vardı. Bunun 20 cm'ye 20 cm'lik kazım alanı var ama lazer gücü 5 watt optik, yani diğer lazer makineleriyle aynı güçte ama daha küçük. Ufak yerlerde kullanmak isteyenler için güzel bir makine olabilir. Şimdi yaptığım testlerden size bahsedeceğim ama lazerinin odak ayarının çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani çok küçük, çok hassas, milimetrik iş yapıyorsanız şimdiden spoiler'ı vereyim. Tercih edebileceğiniz bir model. Şimdi gelin beraber bakalım. Atomstack P7M40'ın kurulumu yaklaşık 5 dakikamı aldı. 5 dakika böyle bir makine için bayağı az bir süre. Yani neredeyse tamamını monte olarak gönderiyorlar. İlk hoşuma giden şeylerden bir tanesi lazer kafasının ayarı. Bunda çok basit. Böyle vidayla, allen anahtarıyla uğraşmıyoruz. Şurayı gevşetip sıkıp odak ayarını yapabiliyoruz. Onun altına yine içerisinden çıkan bir şey var. Yaklaşık 2-3 mm kalınlığında. Kazıyacağımız yüzeyle onun arasına getirip bunu indirip şöyle odak ayarı yapabiliyoruz. Odak ayarı gayet güzel. Daha önce bu boyutlarda Nejer'in bir makinesini incelemiştim. Odak ayarı yapmak için böyle küçük parmağımı böyle çevire garip bir ayar yapıyorduk. Böyle gözlük takıyorduk. Odağın küçülmesini falan bekliyorduk. Bunlarda öyle bir şey yok. Odak ayarı gayet güzel. İkinci beğendiğim şeylerden bir tanesi de limit switch var. Hem şurada bir limit switch var. Yani bunun buraya geldiğini anlıyor. Bir de şurada var. O da buraya geldiğini anlıyor. Hem X ekseninde hem de Y ekseninde nerede olduğunu bildiği için, yani başlangıç noktasını kendisi ayarlayabildiği için elektrik gidip geldiğinde ya da cihazı açıp kapattığımızda kaldığı yerden devam ediyor. Mesela diyelim ki şöyle bir MDF kazıyacağız. MDF keseceğiz daha doğrusu. İşte 3 turda kesmedi de 4. 5. turda kesmek istiyorsak cihazı kapatıp açtığımda bu kendisini böyle sıfırladığı zaman tekrar kaldığı yerden devam ediyor. Böyle bir güzel tarafı var. Cihazın kazım alanını 20'ye 20 demiştim. Böyle hediyelik eşya tarzı şeyler yapıyorsanız 20'ye 20 gayet güzel ve şu kadar böyle elle taşınabilir, pratik bir şey olmasını ben gerçekten çok sevdim. Diğer lazer makineleri bu masanın tamamını kaplıyordu. Eğer küçük şeyler yapıyorsanız bu lazer makinesi büyükleriyle aynı gücü vermesine rağmen daha az yer kaplıyor ve gerçekten şeyi de sağlam, yani buralar alüminyum, herhangi bir şekilde esneme, eğilme yapmıyor. Gayet sağlam bir gövdesi var. Diğer fark ettiğim şey ise bugüne kadar incelediğim onlarca lazer makinesi oldu. Odak ayarı belki de şu ana gördüklerimin arasında en keskin olanıydı. Yani çok hassas, çok ince detayları da bununla yapabildiğimi fark ettim. Aslında Atomstack'in 5 wattlık optik bir modülü var üzerinde ama diğerlerine göre bir tık daha iyi geldi bana. Şimdi bu cihazı test ederken kazıdığım, kestiğim bazı materyallerden bahsedeyim. Öncelikle ben lazer makinelerini zaman zaman böyle markalamak için kullanıyorum. Yani kutuların üzerine logo, marka, işte adres vesaire gibi şeyler basmak için kullanıyorum. Bu iki katlı bir karton olduğu için üstteki kartonu kesip alttakini kesmedim ve güzel bir görüntü ortaya çıktı. Bunu ilk seferde çok kolaylıkla yapabildim. Bunun dışında birçok arkadaşım MDF keser mi diye soruyordu. Şöyle yanlış olmasın, tekrar ölçeyim. 2.89 mm, yani 3 mm kalınlığındaki MDF'yi 7-8 turda kesti. 7-8 turda hızlı hızlı kesti ama böyle ağır ağır değil. Çünkü çok ağır olduğunda yanıyor. Çok hızlı olduğunda da tur sayısını artırıyoruz. Aynı hesaba geliyor ama 3 mm'lik MDF'yi rahat bir şekilde kesti. Arkasında boya olduğu için eğer 7-8 tur değil de mesela 5 tur yapsaydık sadece boyalı kısmı kalabilirdi. Eğer boyasız MDF yapıyorsanız muhtemelen 5-6 turda kurtaracaktır. Piyasada daha büyük makinelerle kesilmiş bu tip hediyelik eşyalar vesaire var. Onlardan hiçbir farkı yok. Bayağı pürüzsüz. Şimdi diğer bir şey de deriydi. Deri test eder misin diye soran çok olmuştu. Deriyi gayet güzel bir şekilde kestim. Nasıl güzel kestiğini söyleyeyim. Böyle iğne geçirmek için noktalar, deliklerin açıldığı yer bile çok güzel. Yani detayları müthiş hissettirdi. Bunun kalınlığına da bakalım şöyle. Bu arada gerçek deri, yani hakiki deri diye satın aldım. 1,5 mm kalınlığı, muhtemelen 2 mm, ben sıkıştırmak için biraz bastırdım. Yaklaşık 2 mm kalınlığındaki deriyi de çok rahat bir şekilde kesti. Onunla da şöyle bir anahtarlık yaptım. Buralarından ip geçirerek anahtarı buraya takarak kullanabileceğimiz şöyle güzel bir anahtarlık oldu. Böyle hediyelik eşya gibi şeyler yapıp satma fikriniz varsa ve deriyle uğraşıyorsanız da 2-3-4 mm kalınlığındaki derileri çok rahat yapıyor. Daha fazlasında biraz daha uzun sürede yapar diye tahmin ediyorum. Ama benim denediklerim 2-3 mm civarlarındaydı. Derilerin geri kalanları da burada. Şimdi devam edelim. Şunu da şuraya koyalım. Şöyle elimde bir çikolata kutusu vardı. Onun üzerine de internetten buldum. Şöyle bir geyik resmini basmak istedim. Üzerinde boya olduğu için çok güzel bir şekilde bastı. Yine en çok gelen sorulardan bir tanesi metalle ilgili sorular. Şu şekildeki metallere, her metale kazıyamıyoruz. Mesela bunun üzerine test yaptım. Çok fazla bir iz bırakmadı. Yani zorlasaydım belki yapabilirdi ama çok fazla bir iz kaldığını göremiyorum şu an. Yani her metalde bu işlem güzel bir şekilde olacak diye bir şey yok. Üzerinde boya varsa gayet güzel oluyor. Bunun gibi ham metalse olmuyor. Ama ürünün sayfasında paslanmaz çeliğe kazıma yapabildiğini yazmış. Yani markalama yapabildiğini yazmış. Ama her çelikte olacak diye bir şey yok. Yani o yüzden bana soru soranlara metalle ilgili garanti vermiyorum. Çok denemek isteyen varsa bana kargolasın. Ben yeni gelen lazer makinelerinden biriyle denerim. Metal kısmını da bu şekilde söylemiş olduk. Onun dışında yine izleyicilerimden bir tanesi telefonun arkasına kazıma yapabiliyor musun diye söyledi. Şuraya hemen böyle Emre diye bir yazı yazdım. Belli belirsiz belli oluyor böyle, yani şuradaki iPhone yazısı ya da elma logosu gibi değil. Ama belli belirsiz belli oluyor. En azından yazı okunuyor. Biraz daha zorlasaydım bir tık daha güzel olurdu. Yani 3-5 tur daha geçerek bu yazıyı belirginleştirmek mümkün. Ama fikir vermesi açısından şuradaki iPhone yazısı kadar güzel yazamadığını söyleyebiliriz. Çünkü bu da bayağı sağlam bir metalden yapılma kasa. Yine böyle markalama, hediyelik eşya vesaire yapmak isteyenler için böyle bir tane ajanda vardı. Onun üzerine Afrika kıtası üzerine aslan figürü olan bir şey bastım ve gayet güzel bir şekilde belli oluyor ve çok tatlı duruyor. Böyle yanık falan da kokmuyor. Gayet güzel oldu. Şimdi devam edelim. Şununla 3 tane test yaptım. Normalde 10 wattlık, yani bunun modülünün tam 2 katı gücünde olan şeyler, lazer makineleri bunu tek seferde kesebiliyordu. Bu arkadaş tek seferde kesemedi. Burası 18 mm kalınlığında. Muhtemelen şöyle bakıyorum, 12, 13, 14 mm civarında kesmiş. Cihazın satış sitesinde de 10 mm'ye kadar tahtaları keser. 7-8 mm'ye kadar da akrilik gibi şeyleri, siyah akriliği keser yazıyordu. Dolayısıyla 10 mm'lik tahtaları kesebileceğini yine söyleyebiliriz. Bunun dışında yine şöyle 10 mm'lik bir tahtayla anahtarlık yaptım. Şuralarını güzel kesti. Şuradaki yuvarlağı kesemedi, yani arkaya geçmedi. Muhtemelen birkaç tur daha atsaydı keserdi ama burada benim yaptıklarım böyle çok süpermiş gibi şey yapmayın. Öyle görmeyin çünkü buralar biraz yanık oldu. Birkaç ayardan sonra daha temiz kesimler alabiliyoruz. Yani mesela şu taraf daha fazla yanmış. Böyle kenarların yandığına falan çok takılmayın. Siz kendiniz makineyi aldığınızda, kendi materyalinizde, kendi ayarlarınızda denemeniz lazım. Bir 3-5 defa deneyeceksiniz. Lazeri %100 verin, %10 verin, %20 verin, hızını artırın. Optimal bir değer bulduktan sonra çok daha temiz kesme işlemleri yapabilirsiniz. Yani benim izleyicilerimden lazer alıp bana daha sonradan gönderenler oluyor ve benim yaptıklarımdan çok daha güzel baskı alan bir sürü izleyicim oldu. Yine en son yaptığım testte yine izleyicilerimden bir tanesi karbon fiber drone gövdesi gönderdi. Ben bu karbon fiberi kesmek istiyorum dedi. Ben keseceğinden çok umutlu değildim ama yine de denemek istedim. Bunu kesemedi. Üzerinde ufak bir iz yaptı. Aslında bayağı derin bir iz yaptı. Ufak demeyelim ama kesmeye de çok yaklaşmadı. O yüzden karbon fiber gibi bir şeyin üzerine markalayma yapabileceğimizi söyleyebilirim. Ama keseceğimizi söylemek çok doğru olmaz. Yaptığım bütün testler bunlardı. Makina ile ilgili genel görüşlerimi söyleyeyim. Eğer dar alanınız varsa ya da böyle çok büyük makinalara ihtiyacınız yoksa, gerçekten çok hassas, küçük detayları işleyebilen güzel bir makine oldu. Şu derinin üzerinde yaptığı küçük delikler o kadar çok hoşuma gitti ki gerçekten hayran kaldım. Bir de burada gözükmeyen bir kaşemiz vardı. Nerede o kaşe? Yine izleyicilerimden bir tanesi kaşe gönderdi bana. Kaşe lastiği üretme makinelerinin pahalı olduğunu, bunu lazerle yapıp yapamayacağımı denememi istedi. Ben de gönder dedim. Şöyle bir kaşenin içerisine lazerle kazıma yaptım ve sonuç gayet güzel. Şu an hatta kağıdını da getireyim. Çok küçücük puntoları bile tertemiz bir şekilde bastı. Benim şu an kullandığım bir kaşe var. Göstermeyin, bazı bilgiler var üzerinde. Ondan çok daha güzel olmuş. Eğer bilseydim ben de kendi kaşemi kendim yapardım. Bu arada yine tekrar hatırlatmak istediğim bir şey var. Birçok arkadaşım lazer aldıktan sonra bana mesaj atıyor. İşte ben şunu yapamadım, bunu kesemedim, bu olmadı diye. Tek seferde olmuyor arkadaşlar. Yani ben de mesela ilk defa kaşe lastiği diye bir şey elime alıyorum ve ilk seferinde bunu mükemmel yapmam mümkün değil. Bir kere yaptım, 2 kere yaptım, 3 kere yaptım. Burada gördüğünüz gibi bazı yerleri de kestim. Yani arkasına falan da test yaptım. Bayağı bir denemeden sonra bu ortaya çıkıyor. Özellikle böyle farklı bir materyal deniyorsanız şu an Instagram gelen kutumda en az 100-200 tane İşte Atom Stack bilmem ne aldım ama 5 mm MDF'yi bile kesmiyor diye şey var. Arkadaşlar kesiyor. Yani kesin keser demiyorum. Her MDF aynı da olmayabilir. Ama birkaç deneme yapmanız lazım. Yani lazer gücünü artırıp, yükseltip, hızını artırıp böyle bazı denemeler yaptıktan sonra bunlar rahatlıkla oluyor. Yine emin olmadığınız şeyler varsa bana kargolayabilirsiniz. Bu videoda da yaptığım testler gibi bunların testlerinde bir sonraki lazer kazıma incelemesi videomda test edebilirim. Ona göre alıp almayacağınıza karar verebilirsiniz. Bu arada ürünün indirimli linkini ve indirim kuponunu açıklama kısmına paylaştım. Ürünü almak isteyenler varsa da açıklama kısmına gidip indirimli bir şekilde alabilirler. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki lazer videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.